Yok. Tabii Kenan burada çok gurur verici bir şey yaptı. Aslında Kenan'ın bizi onur ettiği bir durum. Tabii ki bunun olması Türk milleti adına. Kenan şu anda kendisi evet bireysel bir sporcu ama yurt dışına çıktığı zaman Türk bayrağını dalgalandıran ve TV'lerde ve dünya basınında milyarlarca ve milyonlarca insanın izlediği bir organizasyonda neden ikinci bir bayrak olmasın? Toprak Çok gibi önemli. genç bir yetenek yetişmesin. Neden biz Türkler her yerde var olmayalım düşüncesiyle böyle bir atak yaptı. Ben bu hata duyduğumda yurt dışındaydım. İnanılmaz derecede sevindim. Çünkü benim istediğim de buydu. Yani toprak ve toprak gibi gençlerimizin gelişmesi. Daha önce Evet. 2008 yılında bir Doğu Avrupa şampiyonu çıkarmıştım. Celil Hocaoğlu. O da şu anda askerde. 20 yaşında genç bir kardeşimiz. Onu da ben yetiştirmiştim. Çünkü sonucunda bu maddiyatla alakalı mekanik bir spor olduğu için bir bütçe meselesi. Babası çok uğraştı. Ben de çok uğraştım Celil'le. Bayağı da iyi derecede geliştirdim. Askerden döndüğü zaman muhtemelen böyle bir federasyonun varlığından şu anda haberdar ama kendisi askerde. Evet. Onu da geliştirmek istiyoruz ve yeniden aramıza dönmesini bekliyoruz. Daha güzel şeyler olacak. Ve az önce Mehmet Başkan'ın da bahsettiği gibi burada aslında Ali Ulusan'ı unutmamak gerekiyor. Mehmet Ali Süslü'yü, Ne arkasındaki Sinan kadar Eker'i. Koskocaman bir aileyiz işte, Evet. tamam mı Aynen orası? aynen. Evet. Aynen. Çok çok Aynen. çok büyük Çalışanlarıyla çok büyük bir yönetimiyle. aileyiz. Burada aslında yeni spor bakanımız Suat Kılıç'a, şu sayın bakanımıza çok büyük derecede bir iş düşüyor. Ve başkanımız Bekir Yunusçar'ın da işte bugün güreşte olsun, Spor Toto Lig'de olsun ve her yerde bir Spor Toto amblemi görüyoruz. Evet. Bunun nedeni de Başbakanımız, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve bu ülkenin kalkınması için inandığı gençlere önünü açmış bulunması inanılmaz bir gerçek. Bunu da elimizden geldiği kadar değerlendireceğiz ve Türk sporunu ulaşılması gereken en üst noktaya taşıyacağımıza inanıyorum. Buradan bütün sporcu arkadaşlarıma bu sporu birlik ve beraberlik içinde sürdürmek ve yarışları inanılmaz derecede takip etmek adına bizim takip etmelerini birlik ve beraberlik içerisinde centilmence bu organizasyonlara katılmalarını talep ediyorum. Evet. Ve bunu da canı gönülden açıkçası istiyorum. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi ideallerim yoktu, hayallerim yoktu. Bunlar yeniden oluştu. Bu federasyonla oluştu. Evet. Bunlar çünkü gerçekten Mehmet Başkanım da biliyor. Çok büyük organizasyonlar. Biz bu yıl sadece 4 yarış için, 4 yarış derken sadece 6 Evet. gün için İstanbul Park Pisti'ne Motosiklet Federasyonu olarak 300 bin euro. Yani 750 bin KDV ile Türk beraber. lirası, 750 bin Türk lirası inanılmaz bir Evet. rakam para vererek o kapıdan içeri girebilme şansını bulduk. Bunu 2010 yılına kadar, 2010 yılında böyle bir bütçe olmadığı için ben 5 senedir bu spor dalının içerisindeyim ama sadece bu sene İstanbul Park'ın kapısından içeri girebildim. Çünkü Çok enteresan, evet. biz bu bütçeyle, bu rakamlarla, hele de bu masraflı sporla altından kalkabileceğimiz bir yük değildi. Kenan'ı da çok iyi tanıyorum. Kenan da çok kolay buralara gelmedi. İşte babası arabalarını sattı, Evet. evlerini sattı. Büyük maddiyatlar harcandı. Büyük maddi giderler, kayıplar oluştu ki Kenan çok şanslıydı. Becerikliydi. Bizi ve Türk bayrağımızı dalgalandırdı. Ve şu anda Türk sporcusunun yetişmesi için Adapazarı'nın Akyazı ilçesinde çok güzel, Harika bir inanılmaz pistti. derecede bir Evet. harika bir pist yaptı. Siz de açılıştaydınız. Ben de açılışa geldim. İnanıyorum ki her şey daha güzel olacak. Evet. Daha da güzel olmalı Evet. açıkçası. Tabii sevgili Erçelik, o kadar güzel söylüyorsun ki bunlar tabii Teknomi TV ekranlarından hep örnek alınıyor, takip ediliyor. İşte bir tane gelen mail. Yunus Şampiyon seni çok seviyor demiş Osman Solak. Tabii siz federasyonun değerlerinden bahsettiniz ama en önemli ayağı basın. Basında da Fatih Gerhen beyefendiyi yürekten kutluyorum. Evet. Fatih Gerhen'in gerçekten yani bu ağın oluşumunda köprü görevini o kadar güzel yapıyor ki hemen Van'da yine görevine devam edecek. Orada Van'a geçecek Fatih Gerhen. Ne zaman motosiklet konuşulsa işte Anıl Tetik de sizden sonra bu kuşağı takip eden çok genç, çok değerli, istikbal vaat eden bir motosikletçimiz. Bakalım soru var mı? Evet, herkese iyi akşamlar. Motor spor hastasıyım. Motorlara hastayım. Amatör olarak ben de bu sporu yapıyorum. Başkan,
Yolunuz açık olsun demiş SDS reklam adına. Serdar Ünsal yollamış ve iyi seneler dilemiş Ünsal ailesi size. Ve yine Mardin'den gelen bir mail var. Sayın Mehmet Çelik, her şeyden önce programımıza göstermiş olduğunuz üstün performanstan ötürü sizleri tebrik ederim. TMS As Başkanı Sayın Mehmet Binli beyefendinin Mardin'imiz için verdiği müjdeli haberi için çok teşekkür ederiz. Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazırız. Bu konuda hazır olduğumuzu bildiririz demiş Mustafa Kuzu, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mardin'den. Önce senden cevap alalım Sayın İl Müdürümüze. Şimdi öncelikle tabii ki çok teşekkür ederim İl Müdürümüze de. Bunun yanında motorsporlarını da takip etmeni doğunun bir köşesinde olabilirler ama tabii ki motorsporları da artık gündemde olmaya Mardin'le beraber devam edecek. Öncelikle Osman Solar çok teşekkür ederim. Facebook'tan da az önce bir mesaj atmış. Telefonla katılmak istediklerini belirten birçok arkadaşım şu anda mesajlarını okuyorum. Her ne kadar programa dahil olsak da inanın Fatih Gerhen yarın sabah bana uçuyor. Çünkü ben bugün Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndaydım. Mehmet Binli Sayın Başkanım da oraya geldi. Fatih Gerhen çok güzel şekerler. Tebessüm ediyor Sayın Binli, Sayın Başkanım. İki tane çok muhteşem hazırlanan çadırımızda sinemalarımız var Van'da. Ve bu biraz önce için, gösterdik. Evet. Tekrar o resimleri bir alalım. Van'daki. Evet buyurun. Sinemalarımız için Van'a götürülmek üzere hazırlamış olduğu şekerleri gördüm. Jelibonları gördüm. Hatta ben jelibonlardan almak istedim bir paket. Ve bana bunlar sayılı dedi. Oradaki Van'a ulaştırması gerektiğini ve bir elçi olduğunu Fatih Gerhen bunu belirtti. Bunun şu yanında an geldi da, ekrana. Bunun evet. Yanında da yarın uçakla giderken 5 kilo mısır aldığını çok iyi biliyorum. Tabii bunu orada Vanlılara ikram etmek için aldığını biliyorum ve evet. İnanın kolyeleri paketlerken ben de yanındaydım. Tabii ki bunun yanında Fatih Kılıç'a, aynı zamanda federasyonda bulunan Tolga Bey'e ve emeği geçen aslında bütün herkese çok teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz şeylerin olacağına inanıyorum. Türkiye'de çünkü 3 tane motosiklet dergisi var. Şu anda 1. sırada Motoron, 2. sırada Motorbike ve çok yeni olan 2. sayısı olan A2 Teker dergisine buradan evet. Çok teşekkür ediyorum. Ve inanılmaz derecede bu işlerin gelişmesi için bizi takip etmelerini gerek sosyal medyadan, gerekse motor sporlarından, gerekse sizin üzerinizden 2012'nin çok daha iyi geçeceğine inanıyorum. Ve her şeyin güzel olması için bu arada Sakarya'dan katılan az önce canlı yayına bağlanan Sayın Suat Meyner muhabirimiz evet. Suat Bey de bize teşekkür ettiği için ayrıca teşekkür ederim. Evet. Gerçekten inanılmazı başarmaya çalışıyoruz. Çünkü 75 milyon nüfusa ulaşmış bir Türk milletiyiz. Bunun yanında 5-6 milyon nüfuslu ülkeler şu anda motor sporlarında 60-65 yıllık gelecekleri var. Ve atasspor olarak bunu değerlendiriyorlar. Biz 8 yıllık federasyonumuzla şu anda zoru başarmaya çalışıyoruz. Ve başarmak için de Sayın Başkanım'la beraber gerek sosyal aktivitelerde, gerekse sosyal medyada ve televizyon kanallarında bu işi geliştirmek için, her şeyi yapmak için eminim. Evet. Gayet başarılı olacağız. Sevgili şampiyon, değerli Erçelik. Bu yani interaktif bir program. İşte hemen Mardin'den önemli bir takip ediliyoruz. Yani seyrediliyoruz. Sayın Mustafa Kuzu, çok değerli genç bir il müdürü. Önemli hizmetler verecek. Önemli hizmetler bekliyoruz. Efendim, Mardin'le devam edelim ve hemen stüdyoya Bursa'dan Bursa muhabirimiz İbrahim İnce gelecek. Ve Mehmet Binli'yi biraz sıkıştıralım. Bakalım İstanbul Park nedir, son durum nedir, neler yapılacak? Ve yine Yunus Erçelik'e soralım. Örnek bir idol, motosikletçi nasıl olmalı, nelere dikkat etmeli? Bu konuları konuşmak için tekrar stüdyoya döneceğiz. Mardin'e devam ediyoruz efendim. Satranç şampiyonasında tabii başta Sayın Valimiz olmak üzere önemli konukları tabii burada misafir ediyor. Biraz önce parlamenterlerimiz buradaydı. Yine eski meslektaşlarından Sayın Muammer Güler de önemli destekler ve önemli açıklamalar yaptı. Sayın Valim, öncelikle sizi kutluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bu Dünya Kadınlar Takım Satranç Şampiyonası Türkiye özellikle ülkemize ve Mardin'e alınmasında bazı şahısların büyük faydaları oldu, çalışmalar oldu.
Öncelikle Türkiye Santranç Federasyonu Başkanı, aynı zamanda Dünya Santranç Federasyonu As Başkanı olan Ali Nihat Yazıcı'nın büyük emekleri var. Ona teşekkür ediyoruz. Sayın vekillerimize, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Otelimize, Elegans Otelimize teşekkür ediyoruz. Ve bu biliyorsunuz Dünya Kadınlar Arası Santranç Şampiyonası üçüncüsü yapılıyor dünyada. Önce Rusya'da yapıldı, daha sonra Çin'de yapıldı. Şimdi Türkiye'de ve Mardin'de yapılıyor. Bu Mardin'in dünyaya tanıtılması açısından çok önemli. Ülkemize faydalı olması açısından sporla hayatını düzenlemesi lazım. Kabiliyeti hangi alanda ise özellikle o spor alanda bir uğraş vermesi ve hayatını dediğim gibi düzene sokması bizim açımızdan çok önemli. Gerçekten biz spor yapan çocukları, önceden yapmayanları spora başlattığımız zaman derslerinde de daha başarılı oluyorlar. Biz her türlü turnuvalara, dünya çapındaki etkinliklere daima açığız. Bunları kaldırabilecek vaziyetteyiz. Bu özellikle Mardin'in tanıtılması açısından değil, Mardin'in ülkemize de çok faydası olacak bu açıdan. Gerçekten doğuda şu anda yükselen bir yıldız ve devamlı bol bol yatırımlar yapılıyor. 10 milyon, 20 milyon dolarlık yatırımlar iş adamlarımız yapıyor. Bunu hem konut sektöründe hem diğer fabrika alanında, tarım alanında, demek ki Mardin'in geleceği olduğundan dolayı bu yatırımları yapıyorlar. Ve dediğiniz gibi bu ulusal ve uluslararası etkinlikleri muhakkak bakanlıklarımızdan artık burada yapmalarını arzu ediyoruz. Efendim son olarak 28'de nasıl bir düzen olacak, nasıl bir tören kapanış olacak Mardin'de? Evet. Salı günü kapanış olacak. Salı günü ayın 27'sinde saat 19'da takımımızdan büyük üstad ünvanını alanlar oldu. Ondan çok memnunuz. Ülke olarak bakalım kaçıncı olacağız. Şimdi ona bir şey söyleyemiyoruz. Gönlümüz birinci olmaları, fakat tabii çok yeni bir çalışma ülkemiz açısından. Birinciyle almamız zor gibi. Önemli olan tabii buna katılabilmek. Şu anda dünya ülkeler arasında, 10 ülke arasında bu turnuvaya katılmak da bizim için çok büyük başarı. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Çalışanlarınıza kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, burası Mardin. Mardin'de 18-28 Aralık arası dünyanın 9 ülkesi, 9 önemli ülkesi burada ve Türkiye ile beraber 10 ülkenin burada kıyasaya yarıştığı, işte arkadaki satranç ustalarının masalarında kozlarını paylaşıyorlar, ama doğrusu gerçekten ülkelerinden gelen sporcular Türkiye'yi Mardin'de hep beraber tanıyorlar ve ülkeler arası, yani gerek dayanışmalar gerek kültür dayanışmaları spor çerçevesinde. Dünya Kadınlar özellikle takım satranç şampiyonasında Mardin'in tam içerisinde, göbeğinde birbirinden değerli müsabakalar yaşanıyor ve artık kapanışın bir gün öncesindeyiz ve Türkiye tabii burada büyük ustalar çıkartmaya yolunda büyük mücadele veriyor. Şimdiden biz satrançın bu güzel başarılarında emeği geçen herkesi kutluyoruz ve müsabakalar devam ediyor. Yine güzel görüntüler ve güzel röportajlarla çekimlerimize devam edeceğiz efendim. Evet, hızla gidiyoruz. Bitmiyor. Mardin devam edeceğiz ama sırada Bursa ili var. Bursa'dayız. Telefon hattında İbrahim İnce var. İbrahim İnce, hızla gelişmeleri senden de alalım. Bursa'da neler yaşandı geçtiğimiz hafta? Sayın Çelik, Bursa'da hepinize ve değerli konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum. Bursa'daki gelişmelerimiz çok olumlu. Yapmış olduğumuz bu programlar sayesinde ilçelerimizden, Bursa'ya bağlı ilçelerimizden artık telefonla ulaşıyor arkadaşlarımız ve bu yapmış oldukları spor faaliyetlerini sizin aracılığınızla paylaşmamızı istiyorlar. Evet. Bu anlamda Sayın Çelik, ilk olarak İnegöl'de başarılı bir voleybolcu Serkan Seçkin diye bir eski voleybolcu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde de uzman olarak görev yapan bir kardeşimiz, evet, İnegöl'de bir ilki gerçekleştirmiş. Kurmuş olduğu bayan voleybol takımı ve erkek voleybol takımı ile bölgesel liglerde İnegöl'de bir ilki gerçekleştirerek bir mücadele ediyor. Ve ilk hafta maçlarında da galip gelerek ilçede büyük bir sevinç yaratmış. Evet. Şimdi, tabii bunu da duyunca sizi biraz evvel de tekrar aradı. Adaspor'u oraya davet etmenizden çok etkilenmiş. Sayın, acaba bizim de orada tanınmamıza